Merhaba arkadaşlar. Bu videoda yine sizlerle eğitimin felsefe temelleri ile ilgili paylaşıma devam edeceğim. Bu videomuzda felsefenin temel alanları olan mantıkla ilgili paylaşımda bulunacağım. Mantık kavramı bizim için yeni bir kavram değil. Tabii ki insanlık tarihinden bahsediyoruz. Aristo ile birlikte başlamış ve Aristo ile birlikte yıldızı parlamıştır. Tabii ki Aristo'nun kullanmış olduğu mantık düz mantıktır. Her ne olursa olsun tabii ki Aristo mantığının temeliyle günümüzdeki kullanılan Aristo mantığının temeli aynı şeydir. Yapılan işlem de aynı şeydir. Sonuçta mantıktan bahsediyorsak orada düşünceden bir düşünce üretme sistemi vardır. Bunu çok basit olarak bunu bu şekilde söyleyebiliriz. Aristo çevresini anlamaya çalışırken çözümlemelerini üretmiş olduğu kendi mantık sistemine göre anlamaya çalışmış, bunu açıklamaya çalışmış. Örneğin diyelim ki hayvanları adlandıracak. Demiş ki denize bakmış mesela. Suda canlılar görmüş. Tabii ilk dikkatini çeken canlılar balık. Demiş ki bu suda yaşayan canlılar balıktır demiş. Büyük bir genelleme yapmış. Daha sonraki aşamalarda bu genellemesinin altına orada mesela hamsi görmüş. Hamsi suda yaşamaktadır demiş. Hemen bir çıkarım üretmiş. Öyleyse hamsi bir balıktır demiş. Bu tabii ki doğru bir çıkarım, doğru bir düşünce sistemi sonuç olarak elde ettiğimizde önermeler bir kere öncelikli olarak birbirleriyle asla çelişmiyor. Nereden biliyorum? Suda yaşayan canlılar balıktır. Hamsi suda yaşamaktadır. Öyleyse hamsi de bir balıktır. Bu üçlü ilişkiye baktığınız zaman burada bir çatışma, burada bir çelişki yok. Sonuçta doğrudur. Yine Aristo gibi bakmaya devam edelim. Mesela suda yaşayan başka bir canlı kurbağa görmüş. O zaman baştaki önermemiz neydi? Suda yaşayan canlılar balıktır. Kurbağa suda yaşamaktadır. Öyleyse kurbağa da bir balıktır. Şimdi bu önermeleri kendi içinde değerlendirirseniz yine çelişmediğini görürsünüz. Çatışmadığını görürsünüz. Ama elde edilen sonuç doğru değildir. Aristo da bunu fark etmemiş ilk ürettiklerinde. Yani Aristo mantığı aynen bu mantıkla kullanmış. Bu söylemiş olduğum şekilde kullanmış. Ve Aristo'nun üretmiş olduğu bu mantık 2000 yıl insanlık tarafından kullanılmış. İnsanlık Aristo'nun geliştirdiği bu mantıkla problemlerini çözüm bulmaya çalışmış. Ta ki ne zamana kadar? Newton'a kadar. Newton yasaları keşfedilince ki Newton yasasından kastettiğim şey tabii ki eylemsizlik yasası var mesela, etki tepki yasası var, hareket yasaları var, dinamik yasaları Newton'un. Bunlar keşfedince tabii ki Aristo'nun mantığı çok büyük oranda zarar uğramış. Yeni bir insanlık, yeni bir dünyaya uyanmış Newton'la birlikte. Tabii Newton'un yanında diyalektiği de unutmamak gerekiyor. Mantığı asıl darbeyi diyalektik vuruyor. Çünkü diyalektik düşünceyle biz olaylar neden sonuç ilişkisi içerisinde incelenebileceğini görüyoruz. Doğadaki olaylar neden sonuç ilişkisi içerisinde geliştiğini görüyoruz. Dolayısıyla doğadaki olayların düz mantıkla çözülemeyeceğini anlıyoruz. Ve böylelikle yeni bir dünyaya açılıyor insanlık, yeni bir kültüre açılıyor. Bana kalırsa insanların dünyaya bakışını değiştiren önemli olaylardan birisi Newton yasalarıdır. Newton o doğadaki fizik yasalarını keşfetmeleri, etki tepki gibi. Bir diğeri tabii ki diyalektiğin dönemlerden sonra oldukça gelişiyor olmasıdır. Ve günümüzdeki baktığınız zaman mantık bir bilim olarak değerlendiriliyor tabii ki. Bilim olarak değerlendirdiğimizde mantık ayrı bir ders olarak okullarda okutuluyor. Zaten matematiğin ana bilim dalları içerisinde mantık ayrı bir ders olarak değerlendiriliyor. Ayrı bir ders olarak oluyor. Ve mantıklı olan farklı derslerin olduğunu burada size söylemek mümkün. Bir de tabii mantığı felsefenin altında incelediğimiz için felsefenin bir alt disiplini olarak da değerlendiriliyor. Felsefenin alt disiplini olarak değerlendirildiğinde sonuçta bunun mantığın sorduğu belli sorular var. Bunu birazdan sizlerle paylaşacağım. Sonuç olarak mantık nedir dediğimizde tabii ki düşünceden düşünce üretmektir. Bu bizim için de yabancı değil. Önermelere kuruyorsunuz ve kurduğunuz önermeler birbiri içerisinde çelişki
oluşturmayacak ve bir sonuç elde ediyorsunuz. Ve elde ettiğiniz sonuç eğer önermeler birbirleriyle çatışmıyorsa doğrudur diyorsunuz. Yani bu Aristo'nun bakış açısı. Tabii şunu da söylemek gerekiyor. Bakın mantık hiçbir zaman bir önermenin doğruluğunu bize garanti etmiyor. Başlangıçtaki ve ikinci önermeniz birbirleriyle çelişmiyorsa sonuç doğru çıkıyor. Bir başka deyişle mantığı herhangi bir bilginin doğruluğunu biz test etmek için kullanıyoruz. Bir sistemi araştırmak için kullanıyoruz. Mantık hiçbir zaman hiçbir bilginin doğruluğunu bize garanti etmez. Peki bu anlattıklarımızdan neler söyleyebiliriz? Öyleyse mantık düşüncelerle bir düşünce üretme işidir. Düşüncelerle yeni fikirler geliştirme işidir. İkinci bir önemli konu ise dedik mantık günümüz bağlamında baktığımızda bir bilim olarak kullanılıyor. Ki matematikte bir alan olarak mantık hem doktora hem yüksek lisans tezleri bu alan üzerinde hazırlanabiliyor. Peki felsefenin bir alanı olarak baktığımızda mantığı nasıl değerlendireceğiz? Felsefenin alanında bir mantığa baktığımızda sorduğu bazı sorular var. Bunları yanıt bulmaya çalışıyor. Bunlardan ilki mesela akıl nedir diye bir soru yöneltiyor. Aklın kuralları var mıdır? Yani biraz önce bahsetmiş olduğumuz gibi düşünerek akıl bir düşünce sistemidir ve düşünürken bu kurallar var mıdır? Ve bu kurallar doğuştan mıdır? Bunlar sorgulanmış. Tabi bunlar sorgulanırken lütfen Platon'u unutmayın. Bakın daha önceki anlattığımız bilgileri, daha önceki konuştuğumuz o felsefeyle ilgili kavramları unutmayalım. Onlar birbirleriyle ilişkili. Platon şunu söylemişti, hatırlıyor musunuz? Bilgi madem düşüncede var, bu şekilde tanımlıyoruz çünkü, doğadaki her şey nesneler, bu düşüncelerin birer yansımaları, iz düşümü, yani gölgesi olarak düşünmüş Platon. Ve dolayısıyla böyle bir mükemmelliyet ancak nereden gelebilir? Tabii ki anadan aktarılabilir. Yani bilgi insanlarda doğuştan gelen bir özellik olarak ifade etmiş. Dolayısıyla bilgi öğrenilmez demiş Platon hatırlarsanız. Bilgi ne olur sadece hatırlanır. Platon'un eğitime yaklaşım biçimi buydu. Dolayısıyla şimdi bu dönemlerde böyle bir akım varken mantık da bu dönemlerde ortaya çıktığında bu soru bu şekilde soruluyor. Yani bu kurallar doğuştan mı var yoksa sonradan mı öğrenilmektedir? Bu soruları ne güne, hangi koşullarda değerlendirmeniz gerekiyor? Aristo dönemine göre değerlendirmeniz gerekiyor. Tabii ki şimdiki bilgi ve veri sistemine göre konuşursanız tabii ki bilgilerin doğuştan gelmediğini biz pekala biliyoruz. Mantık evrensel midir? Mesela her yerde geçerli midir mantık ilkeleri? Sorduğu diğer önemli soru bu. Doğru düşünmenin kuralları nelerdir? Bunu çok büyük oran tabii ki mantık yanıtlamış ve akıl yürütme yolları var mıdır? Bir mantığı bir felsefenin alt dalı olarak baktığımızda bu soruları yanıt aradığını söylemek mümkün. Peki arkadaşlar, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik yine hoşça kalın.